Yatırım dünyasından herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Ekonomik verileri aynı zamanda bugünün beklenen haberlerini değerlendireceğiz. Öncelikle bakalım konuğumuz kim? Evet, şu an için Borsa İstanbul rakamlara geleceğiz. Piyasadaki son görünümü ele alacağız ama Borsa İstanbul performansı şu an için kırmızı satışın hakim olduğunu ve %2'lik kayıplara geldiğini gösteriyor bize. Kar satışlarının derinliği ve gidelim bugünün öne çıkan haberlerine. Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları Orta Asya pazarında etkinliği artırıyor. TAV, Özbekistan'da havalimanlarının uluslararası standartlarda ve son teknoloji gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için işbirliği yapmak üzere iyi bir niyet anlaşması imzaladı. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sayın Şener ise Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'nı alarak girdiğimiz Orta Asya'da büyüyerek Çin ve Avrupa arasındaki modern İpek yolunun önemli duraklarında yer almak istiyoruz. 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında edindiğimiz bilgi birikimiyle Taşkent ve diğer havalimanlarının gelişimini tamamlayacağız açıklamasında bulundu. Ve gidelim uluslararası yatırım kuruluşu Commerzbank'a yılın ilk yarısında dolar TL'nin 7.35-7.50 aralığında seyretmesini bekliyor. Commerzbank analisti ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın faizi gerekmesi halinde arttırabileceği açıklamasının TL'yi desteklediğini söylerken Türk lirası dün ABD doları karşısında 7.34'ün altında sarkıttı ve 2,5'lik düşüşle haftanın en düşük seviyelerini gördü. Dolar TL hali hazırda 7.35'in de üzerinde seyretmekte. Ve gidelim Türkiye'nin tahvillerine. Türkiye'de yeni Merkez Bankası yönetiminin attığı adımların enflasyonun kontrol altına almada sonuç vereceği beklentisinin Türkiye tahvillerine olan ilgiyi arttırdığı gözlemlendi. Türkiye tahvillerine ilginin yeniden artması 2018 Eylül ayında Türkiye tahvillerindeki yabancı yatırımcı payının %20 civarında olduğu ancak rakamın Kasım ayı itibariyle %3,3 seviyesine kadar da inmesinin ardından geri geldiği görüldü. UBS Asset Management gibi kuruluşların ise Türkiye tahvilleri için pozisyonlarını ağırlık arttıra yükseltirken dünyanın en büyük tahvil fonlarında PIMCO'nun gelişen piyasalar sorumlusuysa Türkiye'ye yatırım için doğru zaman olduğunu düşünüyoruz açıklamalarına yer verdi. Ve bir sonraki haberimiz Çin. Çin'de gecelik repo işlemlerinin hacim ağırlığı ortalama faiz oranı 21 ayın en yüksek seviyesini gördü. Çin piyasalarındaki likiditenin en iyi göstergesi olan gecelik repo hacim ağırlığı ortalama faiz oranı bugün %2,91 ile 17 Nisan 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. 7 gün vadeli repoda hacim ağırlığı ortalama faiz oranı da Ocak 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyede ve bu yüzdenin ise 2,86'ya kadar yükseldiği görüldü. Öte yandan Çin'de ise sanayi şirketlerinin karları Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre %20,1 artarak 707.11 milyar yuan oldu. Microsoft'un net karı geçen yılın Ekim-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %33 arttı. 15,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı 2019'un aynı döneminde 11,7 milyar dolar olmuştu ki şirketin aynı dönemdeki geliri ise 36,9 milyar dolardan 43,1 milyar dolara çıkarak %17'lik bir artış gösterdi. Microsoft'un aynı zamanda bulut segmentindeki geliri ise %23 artarak 14,6 milyar dolara yükselirken Azure platformunun geliri ise %50 arttı ve Microsoft'un oyun konsolu serisi Xbox'tan elde edilen gelir ise aynı dönemde %40'lık artış kaydetti. Evet, hemen piyasalarla devam edelim. Şu an için piyasalardaki görüntü kırmızı ve Borsa İstanbul tarafında devamlılık %2,50'ye neredeyse yaklaşıyor. Aşağı doğru hareketlik 1501 puan seviyesinde. Gün içinde 1509 puanın
en düşük seviyesindeydi fakat şu an için biraz daha kar satışlarının hızlandığını görüyoruz. %2'nin üzerindeki düşüşle sanayi endeksi dikkat çekiyor. %3'lük bir düşüşle birlikte. Dolar TL tarafında 7.37'leri görüyoruz. %0,41'lik bir düşüş çıkış var yukarıya doğru. 7.33.92'lerden geldi bu seviyelere. Gün içinde görmüş olduğu en yüksek seviye ise 7.38. Euro TL için ise yatay negatif diyebiliriz. 8.91.44 gün içinde görmüş olduğu en düşük seviyeydi. Ama yine burayı da şu an için neredeyse test etmek üzere 8.93'lerde, 8.98-47'li seviyelerde bugün görmüş olduğu en yüksek tepe noktalar. Sepet kur 8.15'li seviyelerde, gram altın ise 436 TL'ye kadar geri çekilme gösterdi. Hem kurdaki bu aşağı doğru trend aynı zamanda altın olsundaki negatif görünüm gram altını 440 TL'nin de altına çekti. Evet, Avrupa borsalarında da kar satışları gözlemleniyor. Euro Stoxx 53.544'te, Almanya DAX 30 13.661'de, Fransa Kakaran 5.469'da, İngiltere 6.604, İspanya IBEX 7.891'li seviyelerde. Evet, Amerika tarafında da aynı şekilde kar satışlarının hakim olduğunu görüyoruz. Dow Jones 30.658, S&P 500 3.813, Nasdaq ise 13.477 puan seviyelerinde %0, ortalama 60-70 arasında bir düşüş trendi devam ediyor. Ve devam ediyoruz dolar endeksine. Görünüm yeşil ama %0,35'lik bir yükseliş işaret ediyor. 90 ile 90,50 arasındaki bant aralığında gezmekte. Şu an içinde zaten hemen onun altında seyrettiğini görüyoruz. Euro dolar paritesi 1,21'li seviyelerdeyken pound dolarsa 1,37-18'lerde seyretmekte. Dolar yen 103,83, dolar İsviçre frangı 0,88'i seviyelerde. Evet, şöyle biraz da Borsa İstanbul performansı aşağı doğru kırıldı. 1500 puanlı seviyenin altına geldi. Sanayi endeksinde de yine aynı zamanda %3'e yakın bir kayıp var. 2491'li seviyelerde, holding 1352'lerde, holding endeksinde de %3'lük bir düşüş var. Ulaştırma 1645 puan seviyesinde %2,68'lik gerileme orada da görülüyor. Teknoloji endeksinde ise daha sert bir satış dalgası var. %3,27'lik düşüşle birlikte 2025 puan seviyesinde şu an için görünmekte. Ve devam ediyoruz bankacılık endeksi üzerinden banka hisselerine. Akbank tarafında %3'lük bir düşüş, 6 TL 41 kuruşlara, Garanti Bankası 9 TL 31 kuruşlara geriledi. İş Bankası 6 TL 37 kuruşlarda şu an için. En yüksek düşüş %4,87 ile ICBC gözümüze çarpıyor, 6 TL 84 kuruş. Yapı Kredi Bankası ise 2 TL 98 kuruşlarda şu an için işlem görmekte. %1, oradaki düşüş 32 işaret etmekte. Konuğumuzla devam ediyoruz. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen bizlerle birlikte. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Özlem Hanım, bugünün aslında beklenen en önemli haberleri TL tarafını aslında biraz daha değerlendirmeden önce isterseniz FED tarafına bakış yapalım. FED'in alacak olduğu kararlar aslında aşikar, belli. Yani biraz daha piyasanın beklentisi yönünde haber akışı gelecek gibi ama detaylar ve teşvik paketleri burada yön belirleyecek olacak, yön belirleyen olacak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve beklentileriniz ne yöndedir? Aynen dediğiniz gibi aslında bir politika, yani para politikası kararı, bir adımı, yeni bir adımı beklenmiyor. Ama bu toplantı ve sonrasında Powell'ın yapacağı basın toplantısı şu andan da önemli. Aslında son dönemde 10 yıllıklardaki yükseliş önemli bir endişeye neden olmuştu piyasalarda. Enflasyon bekleyişlerinde halen önemli bir yükseliş devam ediyor. %2'nin üzerindeler. Yani break even
point dediğimiz 10 yıllık tahvil faizi ile enflasyona endeksli tahvil faizi arasındaki enflasyon primi şu anda piyasada %2'nin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra enflasyon gerçekleşmeleri de yukarı yönlü bir eğilim içerisinde, özellikle baz etkisi dolayısıyla geçen sene bu zamanlarda yine pandeminin birinci dalgasıyla enflasyonda çok ciddi düşüşler yaşanmıştı. O düşük rakamların 12 aylık hesaplamalardan çıkması enflasyon gerçekleşmelerinde de yıllık enflasyonu ikilere doğru taşıyabilir. Bu çerçevede aslında ve bir de tabii ki mali canlandırma paketi bekleyişiyle önemli bir yükseliş olmuştu. Dolayısıyla o yükselişi anlatması ve bu konudaki işte acaba yakın zamanda bir tapering gelir mi ya da yakın zamanda beklediğimizden de önce normalleşme adımları gelir mi gibi endişeleri biraz dindirmesi bekleniyordu. Ama o dindirmeden önce aslında maalesef yine koronavirüsün yayılım hızıyla ilgili ek olumsuz haberler, mutasyon haberleri, aşı tedariği, aşılanmanın hızı, bütün bunlar piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili. Dolayısıyla Fed de aslında Powell da halen risk faktörlerinin piyasayı domine ettiğini, yönün aşağı yönlü olduğunu, yani risklerin aşağı yönlü olduğunu ve desteklerin devam edeceğine ilişkin söylemlerini yineleyecektir. Elbette maliye politikası adımlarının önemi de yinelenecektir. Bu çerçevede mali canlandırma paketi aslında Biden tarafından imzalandı ama bakalım parlamentodan ne zaman geçecek? Mart'ın ortası gibi bir tarih de verildi o tarafta. Dolayısıyla biraz aslında son dönemdeki mesajların toplu hali gibi göreceğiz bence Powell'ın mesajlarını. Evet, aslında dediğiniz gibi Powell'ın mesajları biraz piyasalardaki görünümü de belirleyen olacak. Bir taraftan da isterseniz hemen hızlıca TL tarafına, daha doğrusu yurt içindeki gelişmelere şöyle bir değerlendirmenizi isteyeceğim Özlem Hanım. Çünkü an itibariyle riskli piyasalarda hızlı bir çıkış da görünüyor. Tabii ki beklenenlerin arasında bir kar satışı %3'lere vardı ancak 1500 puanlı seviyelerin altına geriledi. Kur keza aynı şekilde bir duruş sergiliyor ki önemli raporlar da aslında Türkiye'nin yatırım yapılabilir noktada olduğunu da gösteriyor. Bugünkü gelen birçok rapor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz an itibariyle genel görünümü piyasalardaki? Biraz daha hani genel makro açıyla başlayacağım. Yani evet, küresel piyasalardan ve oradan TL'ye geleceğim. Çünkü bizim için sermaye akımı önemli tabii. Yabancı sermaye akımı. Bu kurun seviyesi üzerinde de önemli. Döviz likiditesi anlamında. Ve biz yıla başlarken aslında daha hızlı bir yabancı sermaye akımının olabileceği senaryosuyla başlamıştık. Aslında yılın ilk haftasında da gerek standart portföy kanallarına, yani gerek tahvil tarafına, gerek de hisse senedi piyasası tarafına gelişlerin olduğunu gördük. Fakat sonrasında bir azalma görüyoruz, bir durulama görüyoruz. Gelişmekte olan diğer ülkelere baktığımızda aslında girişler devam etti. Biraz Türkiye bu anlamda olumsuz ayrıştı gibi. Yani hisse senedi piyasası çerçevesinde baktığımızda MSCI endekslerine bir olumsuz ayrışmamız söz konusu. Son dönemde biraz belki Merkez Bankası'nın da mesajları çerçevesinde 10 yıllık tahvil faizlerinde bir geri çekiliş gördük. Belki o da biraz yabancı katılımı görmüşüzdür. Dolayısıyla kurun seviyesi anlamında biraz daha yabancı akımının daha istikrarlı bir şekilde ülke giriş yapması gerekiyor ki burada döviz likiditesinde bir bolluk yaşansın ve bunun da kur üzerindeki etkilerini görelim. Henüz o noktada olmadığımızı söyleyebilirim. Şunu da söyleyeyim tabii, hani gelişmekte olan ülkelerde şu ana kadar ciddi bir akım oldu ama özellikle bu hafta içerisinde virüsle ilgili endişeler çok daha ön plana geçti. Hep şunu söylüyorum, yani birinci dalgaya göre ikinci dalganın etkileri çok daha sınırlı. Hem ekonomi tarafında hem piyasa tarafında. Elbette bu pandeminin etkilerini ekonomiden silmek için küresel anlamda daha çok zamana ihtiyacımız var. Ama iki dalgayı karşılaştırdığımızda daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Yine de zaman zaman virüse ilişkin olumsuz haberler ön plana geçiyor ve risk iştahı üzerinde etkili oluyor. Dolayısıyla bu hafta içerisinde baktığımızda da aslında küresel risk iştahı da bize çok yardımcı olmuyor.
Buna rağmen kur tarafında dediğim gibi aslında işte dolar TL'de 7.40'lar civarındayız. Biraz altına sarkıyoruz. Orada teknik olarak kısa vade bize şunu söyleyebilir. 200 günlük ortalamayı takip ediyoruz. 7.36'lar civarı. Oraya geliyor dolar TL ve fakat altında kalmıyor. Orada güçlü bir hacim görmüyoruz. Dolayısıyla da bu 7.40 çevresindeki hareketin bir miktar daha devamını bekliyoruz. Para politikası mesajları önemliydi TL tarafında. Onun yansımasını gördük. Mesela yarın da enflasyon raporu açıklanacak çeyrek dönemli Merkez Bankası tarafından ama orada verilen mesajların da ben TL üzerinde ekstra bir etkisi olmasını beklemem. Çünkü son dönemde güçlü mesajları zaten verdi Merkez Bankası. O nedenle de kur tarafında sakin, yatay bir seyrin bir müddet daha devamını bekliyoruz. Ama küresel risk iştahında ek bir bozulma olursa bu durumda hafif yukarı yönlü hareketler olabilir. Bu çerçevede de biz aslında işte 7.30-7.50 gibi biraz geniş bir bandı öne çıkartıyoruz. Evet, peki buradan yola çıkarak Özlem Hanım tekrar dolar endeksi tarafına gideceğiz. Orada çokça tartışma var. Dolar bu yıl zayıflar mı hem gelişmiş ülke para birimleri karşısında hem de gelişmekte olan para birimleri karşısında yoksa güçlenir mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz dolar endeksini? Aslında Sayın Yalın'ın yapmış olduğu açıklama piyasaların bunu belirleyeceği yönünde. Fakat yine de piyasa yapıcılar belki bir müdahale ile kendi kur para birimlerinin yönünü belirleyeceklerdir. Evet, en önemli konulardan biri 2021'e ilişkin olarak acaba dolar endeksindeki bu zayıf duruş devam edecek mi? Edecekse ne kadar edecek? Nerede bir dönüş yaşayacağız? Tabii bunu tahmin etmek çok zor ama burada biz Şubat senaryoyla çalışıyoruz. Kısa vadede dolar endeksindeki bu zayıf duruş muhtemelen devam edecek. Ama özellikle yılın sonuna doğru aslında biraz önce bahsettiğim o enflasyon bekleyişlerindeki yükseliş, enflasyondaki yükseliş, bu mali canlandırma paketinin peşi sıra aslında borçlanma ihtiyacındaki artış, bütün bunları enflasyonist etkilerinin daha ön plana gelebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da Fed'in söylemlerinin ve mesajlarının nispeten yılın başlarına göre daha şahine doğru dönme eğiliminde olabileceğini düşünüyorum. En azından piyasa bunu fiyatlamaya başlayabilir diye düşünüyorum. O nedenle kısa vadede dolar endeksindeki zayıf tren devam ediyor olsa bile yılın sonuna doğru aslında ben dolar endeksinde bir miktar yükseliş olabileceğini düşünüyorum. Piyasa beklentilerine baktığımız zaman aslında Euro-Dolar paritesi üzerinden bakıldığında 1.25'lere kadar bir yükseliş bekleniyor elbette. Özellikle yılın sonunda da aslında daha yüksek bir bekleyiş var. Ama orada biraz piyasaları yanıltıcı bir çerçeve olabilir. Ama yıl içerisinde dediğim gibi hani Euro'nun lehine bir miktar daha yükseliş görebiliriz. Dolar endeksindeki zayıf trend dolayısıyla. Ama yılın sonuna doğru bence bir miktar trend değişimi görebiliriz. Evet. Tekrar makroekonomik veriler üzerinde ben Özlem Hanım değerlendirmenizi isteyeceğim. Özellikle enflasyon ve faiz arasında gelişen makas, gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında doğru bir noktada mıdır? Özellikle ikinci yarıdan sonra sizce Merkez Bankası, çünkü bu da çok tartışılıyor, bir faiz arttırımı olur mu 50-100 bas puanlık yoksa ikinci yarıdan sonra bir faiz indirimi gelir mi? Bunun makroekonomik verilere, özellikle cari açık gibi verilere ne gibi yansıması olur? Bu da aynen çok önemli bir konu. Bu anlamda yarın da bizim için önemli. Çünkü burada enflasyon tahminleri önemli Merkez evet. Bankası'nın. Yani nasıl bir enflasyon tahmin patikası bekliyor. 2021 yıl sonunda 9.4 gibi bir tahminle çalışılıyordu. Merkez Bankası bunu ara hedef olarak ifade etmişti. Burada bir yükseliş olacak mı olmayacak mı? Ve en önemlisi 2021 yılı içerisinde yıllık enflasyon en yüksek nereye görecek? Nisan ayında biz tepeye çıkmasını sonra kademeli bir şekilde hafifçe aşağı gelmesini bekliyoruz. O Nisan ayında Merkez Bankası nerede görüyor? Bu önemli. Dolayısıyla bu bizim para politikası adımlarına ilişkin tahminlerimizi de etkileyecek. Yani bir faiz indirimi başlama tahminimiz varsa nerede başlayabilir gibi. Hı hı. Ama günün sonunda aslında kısa vadede çok güçlü mesajlar da verildi. İki tane önemli ifade kullanıldı en son TPK kararında. Birincisi uzun bir müddet ifadesi eklendi. Bu aslında
Yakın vadede ya da beklenenden daha önce gelebilecek bir faiz indirimi beklentilerini baskılayan önemli güçlük bir mesaj. Dolayısıyla atıyorum Nisan ayından itibaren bir düşüşle beraber belki Mayıs-Haziran'da başlaması beklenen bir faiz indirimi süreci vardı. Bence uzun bir müddet söylemi bunun ertelenmesi gerektiğini, yani bu tahminlerin biraz daha ileriye atılması gerektiğini işaret ediyor. Bir diğer önemli unsur da aslında yine PPK kararında sözel yönlendirme kullanıldı ve şahin bir sözel yönlendirme kullanıldı. Yani yönün yukarı yönlü olduğunu, faiz artırımlarında gerekirse bir adım atarız denildi. Dolayısıyla PPK bir faiz indirimine doğru gidecekse ilk önce o karardaki duruşunu nötrleştirecektir. O ifade kalkacaktır. Sonrasında bir faiz indirime gidilecektir. O nedenle de bu da aslında faiz indirimi beklentilerini biraz daha ertelememiz gerektiğini işaret ediyor. Ben faiz indirimlerini 2021 yılında başlanabileceğini düşünüyorum. Ama muhtemelen belki dördüncü çeyreğe doğru biraz ertelememiz gerekecek. Burada kısa vadede ölçülü bir faiz arttırma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü zaten PPK kararında da bu yönde bir mesaj da verildi. Eğer enflasyon gelecek aylarda beklentilerin üzerinde ilerlerse bu durumda bir miktar ölçülü bir adım gerekliliği oluşabilir. Ve aslında sorunun başında belirttiğiniz bu gelişmiş ülkelerdeki enflasyon, işte politika faizi aralarındaki fark, yani biz reel olarak şu anda mevcut enflasyon verisiyle önemli bir reel faiz veriyoruz. Yani 14.6 şu anda yıllık enflasyon, ama kısa vadedeki en yüksek yıllık enflasyon seviyesiyle bir değerlendirme yapmak lazım. Dolayısıyla %2'lere yakın bir reel faiz veriyoruz. Bu da diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında aslında iyi bir çerçeveyi işaret ediyor. Ex-ante dediğimiz gelecek dönemki 12 aylık enflasyon tahminlerini arındırdığımızda çok daha yüksek bir reel faizden bahsediyoruz, ama onun için bence erken bu hesaplamayı yapmak için, çünkü halen enflasyon konusunda bir belirsizlik mevcut. Yani yıl sonuna ilişkin beklentilere baktığınızda geniş bir aralıkta halen. Oranın biraz daha netleşmesi, biraz daha güven verici olması gerekiyor ki biz ex-ante gelecek 12 aylık reel politika faizlerini hesaplayalım. O nedenle de o çerçevede, yani gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde iyi bir reel politika faizi veriyoruz. Ve bu reel pozitif faiz eğiliminin daha uzun süre devam etmesi gerektiğinin de mutlaka altını çizmek lazım. Fiyat istikrarının önemi açısından madem önceliğimiz artık bu, her daim negatif alana geçen bir eğilimimiz vardı. Hızla yükseltiriz faizleri, reel bir politika faizi veririz pozitif, ama sonrasında çok da toleransımız olmaz bu kadar yüksek faize, çünkü büyümeyi etkileyecek diye. Hemen onu negatif alana düşürürüz. Dolayısıyla umarım böyle bir noktada olmayız ki son dönemde gelen mesajlar fiyat istikrarının önemi anlamında bizim için güçlü mesajlar veriyor. Evet Özlem Hanım, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen bizlerle birlikteydi. Son dakika haberimizde Borsa İstanbul tarafında efendim %3'ü bulan kar satışlarının devamlılığı ve 1500 seviyesinin altını gösteren şu an için BIST 100 endeksi var. Hemen şöyle hızlıca bir de rakamları tekrar okuyalım. Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki anlık seviye 1500'ün altında gösteriyor. Hemen ekrana yansıtırsak rakamlarla birlikte değerlendirmeye alalım. 1493 puan seviyesinde %2,80'lik düşüş. Dolar TL tarafındaysa 7.38.86'lar görülüyor. %0,58'lik yukarı yönlü hareketle Euro dolar paritesinde ise 1.21'li seviyeleri an itibariyle görüyoruz. Oradaki düşüş ise %0,44. Sepet kur 8.17'lerde. %0,35'lik yukarı yönlü hareketlilik. Gram altında ise yatay pozitiflik var şu an için 437 TL seviyelerinde. Evet, yatırım dünyasının sonuna geldik. Kısa bir ara. Aradan sonra Eda Özdemir küresel bakışla karşınızda olacak.